14 yılın sonunda Türkiye geldi, bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Önce bir gerçeğin altını özenle çizmemiz gerekiyor. FETÖ dedikleri Fethullah Gülen örgütünü kim büyüttü? Kim bu hale getirdi? Kim imkan sağladı? Bir ortak yanımız vardı diyor. Bir ortak yanımız vardı. İnanın bana, aynı menzile giden farklı yollardan biri olarak gördüğümüz bu yapı diyor. Öbürünün menzilini biliyoruz. Bunun da menzili aynı. O zaman kavganın sebebine aynı menzile erken ben mi gideceğim, sen mi gideceksin? Kavganın sebebi bu. Aldatıldık diyor. Bir kişi, ya bir hükümet, bir cumhurbaşkanı beni kandırdılar, beni aldattılar dedikten sonra o makamda oturabilir mi? Yarın başka birisi gelip seni aldatsa ne olacak? Haberimiz yoktu diyor. Bal gibi haberiniz vardı, bal gibi, bal gibi. Bakın şu, Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı. Ne zaman? 25 Ağustos 2004. Ne demek haberim yoktu? Bal gibi haberim var, kapı gibi haberim var, altında imzam var. Açık ve net söylüyorum. Bu işin siyasi sorumlusu Türkiye Cumhuriyeti'ni 14 yıldır yönetenlerdir. Nokta. Askeri okulları kapatıyorlar. Niye kapatıyorsunuz? Efendim orada FETÖ'cüler var. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da vardı. Kapattınız mı onları? Niye kapatmıyorsunuz? Hazreti Ömer diyor ki, Dicle'nin kıyısında eğer bir koyun kaybolursa onun sorumlusu benim diyor. Dicle'nin kenarındaki koyundan sorumluyum ben. Ya binlerce kişiyi mağdur etmişsin. 1 milyonu aşkın mağdur var. Ortada sorumlu yok. Ortada sorumlu yok. Ya ben soruyorum arkadaş ya. Din nerede Allah aşkına? İman nerede? İnanç nerede? İtikat nerede? Adalet nerede? Hukuk nerede? Hukukun üstünlüğü nerede? Bu sorumlular nerede? Soruyorum. Yeni kapı ruhundan efendim uzaklaştınız. Yeni kapı ruhunu çiğnediniz. Yeni kapı ruhu mağdur yaratmak değildir. Yeni kapı ruhunun özü adalettir, adalet. Adalettir, adalet. Ne söyledik? Camiye, kışlaya, adliyeye siyaseti sokmayın. Doğru mu? Doğru. Birisi çıkıp itiraz etti mi? Hayır. Şimdi ilkokullara siyaseti sokuyorlar. Siyasette uzlaşma kültürünü geliştirelim. Ortak aklı egemen kılalım dedim. İkinci madde. Onların anladığı uzlaşma kültürü şu. Biz ne dersek siz evet deyin, oh ne kadar güzel anlaştık. Böyle bir uzlaşma kültürü yoktur. Bunun adı uzlaşma değildir. Bunun adı dayatmadır. Dayatma kültürünü de herhalde CHP kabul etmez. Neden? Ruhunda Kuvayi Milliye var. Niye kabul etsin? Niye kabul etsin? Öz eleştiri yapmak zorundadır dedim siyaset kurumu. Türkiye'yi bu hale getirdiği için oturup öz eleştiri yapmak zorundadır. Şunu söylüyorlar. Rabbim ve milletim affetsin. Rabbim ve milletin affedip affetmemesi o ayrı bir şey. O bir temennidir, o öz eleştiri değildir. Beni kandırdılar. O bir öz eleştiri değildir. Gereğini de yapacaksın arkadaş. Gereğini de yapacaksın. Seni kandırdılarsa o koltukta oturamazsın. Ayrılman lazım. Ne darbe, ne dikta yaşasın tam demokrasi dedik. Nerede söyledik? Yeni kapıda söyledik. Darbeyi de istemiyoruz, diktayı da istemiyoruz. Sonuna kadar tam demokrasi diyoruz. Hukukun üstünlüğü diyoruz. Neresi ihanet? Şimdi de aynı şeyleri söylüyoruz. Ben yeni kapıda bunları söyledim. Hiçbir kişi kalkıp bana yeni kapı ruhunu bozuyorsun demesin arkadaşlar. Demesin. Diyen varsa gelsin önüme ve yüzüme karşı söylesin. Başbakansa başbakan söylesin. Cumhurbaşkanı ise cumhurbaşkanı söylesin. Neyi bozduk biz? Ben mazlumların hakkını sonuna kadar koruyacağım. Adaleti sonuna kadar savunacağım. Hukukun üstünlüğünü sonuna kadar savunacağım. Ben bunları söylemek zorundayım. Zalimin karşısında durmak mazlumun görevidir arkadaşlar. Bizim görevimizdir. Zalime teslim olmayacağız.
Zalimin karşısında susan dilsiz şeytansa zalimin karşısında susmayacağız. Sonuna kadar direneceğiz. Çünkü biz zulmedenlere meyletmeyeceğiz. Zulmedenlerin karşısında olacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.